Sizce onların aziz hatıraları önünde bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ederim. Konuşmalarını yapmak üzere Samsun Spor Kulübü Derneği Başkanı Savaş Boyar. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, çok kıymetli Samsun Spor sevdaları, malumunuz bugün bundan tam 34 yıl önce hala ilk günkü acısını ve bu acının tazeliğini koruyan ve ülkemizi tüm yasa boğan elin bir trafik kazasıyla ebediyete uğurladığımız kardeşlerimizin ölüm yıldönümü. Ne tesadüftür ki 34 yıl önce de yine aynı böyle bir cuma günü ebediyete uğurladık kendilerini. Samsun sporlulukları her daim gururla, takdirle anılan Nuri Aslan hocamıza, Muzaffer Badaloğlu kardeşimize, Mete Adanır kardeşimize, Zoran Tomiş kardeşimize ve otobüsümüzün kaptanı Asım Özkan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gururlandığımız, sevindiğimiz bir konu da şudur ki her yıl bu kabir başındaki ziyaretlerin artarak devam ediyor olması. Demek ki sevenleri günden güne artıyor. Bu da onların mezarlarında rahat uyumalarına vesile olur diye düşünüyorum. Son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten bu futbol sevdalıları, bu futbol şehitlerimizin mezarlarında rahat uyumaları için Cumhuriyetimizin 100. yılında uğruna şehit oldukları bu futbol takımı da şampiyonlukla bu sezonu taçlandırırsa emin olun milyonlarca okuduğumuz Fatiha kadar bu olay da onları mutlu, huzurlu edecektir. Mekanları cennet olsun, Allah rahatlık versin. Katılımından ötürü de Sayın Valim başta olmak üzere tüm Haziruna Samsun Kulübü Derneği ve şahsım olarak teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. O dönemin başkanı ve eski Samsun Spor Başkanımız Avukat Sayın Hakkı Tomaç konuşmaları. Sayın Valim, sayın katılımcılar, öncelikle teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepimiz bu acıyı içimizde hissediyoruz. Aradan geçen 34 yıla rağmen onların hatıraları, onların sevgileri halen kalbimizde. Bu kardeşimiz Nuri Aslan gerçekte Samsunspor'a gönül vermiş ve ben Samsun için, Samsunspor için ölürüm ifadesini defalarca kullanmış bir arkadaşımızdı. Muradına erdi, Samsunspor uğruna şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Değerli arkadaşlarım, bu katılım ve sizlerin gösterdiği ilgi beni sonsuz mutlu etti. Değil 34 yıl, 134 yılda geçse
bu sevginin, bu saygının süreceğine inancımla hepinize teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Vali Zülkifli Dağlı'nın konuşmaları. Çok değerli katılımcılar, kıymetli Samsun Spor Serdarları, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlk Hanım ve Canik Belediye Başkanımız, Samsun Spor'un değerli dernek başkanı, kıymetli Hazirun. Tabii bu, şu ortam, ben bunu 2 yıldır yaşıyorum bildiğiniz gibi. Siz 34. yılı yaşıyorsunuz. Şu ortam, Samsun'un bu 5 şehidine gösterdiği vefanın bir örneği ve Samsun'a ne kadar mal olduklarının bir göstergesi. Demek ki bu kadar sevinmişler, bu kadar candan yaklaşmışlar, bu kadar kendilerini kabul ettirmişler ki böylesine bir hazirin şu anda anmak ve Fatiha okumak için burada kabirlerinin başında. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu Samsun'un vefasından dolayı da tüm Samsunlu hemşerilerime teşekkür ediyorum özellikle değerli başkanım. Bu Samsun'un vefası ve bundan sonra da Samsun sporumuza başarılar diliyoruz. Önemli bir haftanın eşiğindeyiz. İnşallah geleceğe daha iyi bakma adına bugünlerin daha önemli olduğunu, daha başarılı geçmesi gerektiğinin bilincindeyiz. İnşallah bu da olacaktır. Ve bu şehitlerimize olan vefayı Samsun Spor da bu yıl itibariyle gösterecektir. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kulüp çilengini Sayın Valim Zülkiftalı tarafından kadre konulması. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا فسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم.
العظيم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أي kapıları açan Allah'ım bizlere hayırlı kapılar aç. Ey merhametlerin en merhametlisi, bizlere sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle. Bizlere helal, temiz rızık ihsan eyle. Rızık verenlerin en güzeli sensin. Rızık verenlerin en hayırlısı sensin. Allah'ım okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, evvelen bizzat sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, pak, temiz, muazzez, mübarek, nezih ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle Allah'ım. Allah'ım ondan hasıl olan sevabı. 20 Ocak 1989, yüreklerin titrediği, koca bir şehrin buz kestiği, caddelerin, sokakların, evlerin, bütün ülkenin yas tuttuğu, belki de bizim için son deplasman olan Malatya'ya giderken elin bir trafik kaza sonucu şehit olan bu camianın kıymetli evlatları Nuri Hasan, Asım Özkan, Muzaffer Badaloğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve geçen yıl kaybettiğimiz başkanımız ve kaptanımız sevgili Emin Kaya kardeşlerimize, Tarık kaptanlara rahmet eyle Allah'ım. İki cihanda aziz eyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz'e komşuna yoldaş eyle Allah'ım. Allah'ım bizler her yıl bu günlerde, bu saatlerde, 20 Ocaklarda kardeşlerimize koşarız. Kırmızı beyazı yanına eklenen siyah rengi iliklerimizde yaşarız. Rahmetle yad ediyoruz. Cennetini nasip eyle Allah'ım. Camiamızı her türlü kazalardan, belalardan masum ve muhafaza eyle Allah'ım. Bu ülkenin istikbali ve istiklali için kendi istikballerinden vazgeçen aziz şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bazı şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. İnşallah günün sonunda Mayıs ayında çekilen bu sıkıntılardan, büyük fedakarlardan sonra el ele vererek, gönül gönüle vererek Süper Lig'in bizi çok özlediği, bizim doğru ve hasret kaldığımız şampiyonu bizlere nasip eyle Allah'ım. Kıymetli hazırlığın burada vefa gösteren bütün kardeşlerimizin iyi niyetlerini, güzel dileklerini, hüsnü şehadetlerini kabul eyle Allah'ım. Amin, amin. Bi hurmeti Baha ve Yasin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Sayın katılımcılarımız, bu töre yine aynı bir saatlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Zangezek'te de yapılmaktadır. Bundan sonraki programımız hemen doğumuzda bulunan yola çıkıp 84. adadan güneye doğru gidip daha önceleri kulübün futbolcusu, kaptanı ve başkanı merhum Emin Karın kabrine intikal edeceğiz. Katılımınız için teşekkür ederim. Evet, teknik direktör Nuri Asan'ın mezarı başındaki program tamamlandı ve şimdi geçen sene vefat eden Emin Kar'ın mezarı başına gidiliyor. Orada da yine dua okulacak ve yine çelenk bırakılacak. Ardından yine Tarık Kaptan'ın mezarı başına gidilecek. Orada da yine dualar edilecek. Ardından Asri Mezarlık'taki program son bulacak ve Kıranköy Mezarlığı'nda biliyorsunuz ki 20 Ocak'ta ki elim kazada takım otobüsünü kullanan Asım Özkan var. Asım Özkan'ın da mezarı başında yine dualar edilecek, çelenkler sunulacak. Şu anlık aktaracaklarımız bu kadar sevgili Sevtap. Söz sende. Arkadaşlar herkese merhabalar. Antrenmana başlamadan önce bir yoklama alalım.
aramızda olup olmayanları görelim. Emir Eymen Zeren. Buradayım. Arda Duman. Burada. Eray Aydın. Burada. Batuhan Karanfil. Burada. Ertuğrul Köstek. Burada. Muzaffer Badaloğlu. Burada. Mete Adanır. Burada. Zoran Tomic. Burada. Asım Özkan. Burada. Emin Kar. Burada. Nuri Hasan. Burada. Üzerinden 34 yıl geçmiş olsa da her yolculukta, her mücadelede, her anda hep buradasınız, yanımızdasınız. Her gün daha da yüceltmek için çalıştığımız bu şanlı forma sizin mirasınız. Hayatını Atatürklü armaya adayanlar.